Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amin. Çok değerli, faziletli kardeşlerim. Birkaç haftadan beri, birkaç dersten beri Utbe-i Şamiye'yi beraberce müzakere edip anlamaya çalışıyoruz. Yeniden bir defa daha İslam dünyasının çöküş sebepleri, teşhis ve sonra Kur'an-ı Kerim eczanesinden aldığı ilaçlarla da bunların tedavi yolları anlatılıyor. 6 hastalık üstünde durdu ve en başta ümitsizlik, yeis, ona karşı el emel. Birinci kelimenin karşılığı bu idi ama üstad ikinci kelimeyi de bu birinci kelime ile bütünleştiriyor ve onun bir zıttı olan yeisin felaketleri üstünde de durdu. Üstünde beraberce durduk. İkinci kelime aslında hayat-ı içtimai siyasiyeden Sıdkın kalkması idi. Fakat burada bu üçüncü kelimeye denk geliyor. Yani bir yukarıdaki taksimata göre olmamış demeyin. Birinci ümit kelimesi çok önemli olduğundan bir de onun zıttı olan yeisle de meseleyi bütünleştirerek anlattı. Onun için bir kelime kaydı. Evet, çöküşün ta en başta anlattığı ikincisi, Sıdkın hayat-ı içtimaiyeyi siyasiyede ölmesi olarak bir tespiti vardı, teşhis. Şimdi onun çaresi olarak üçüncü kelime ki, bütün hayatımdaki tahkikatımla ve hayat-ı içtimaiyenin çalkalanmasıyla hülasa ve zübdesi bana kat'i bildirmiş ki sıdık İslamiyet'in üssül esasıdır ve ulvi seciyelerin rabıtasıdır. Ve hissiyat-ı ulviyesinin mizacıdır. Öyleyse hayat-ı içtimaiyemizin esası olan sıdkı, doğruluğu içimizde ihya edip onunla manevi hastalıklarımızı tedavi etmeliyiz. En başta içtimai ve siyasi hayatta sıdkın kalkması dedi ama fakat burada toplumun genelini ifade edercesine yani toplum hayatında sıdkın kalkması şeklinde meseleyi daha geniş bir platformda ifade etti. Çünkü siyasiler bir toplumun özetini temsil ederler. Yani nasıl olursanız öyle idare olunursunuz fefasınca, toplum ekseriyetle yalancı olursa, onları idare eden siyasiler de elbette yalancı olacaklardır. Meseleye önce bu zaviyeden bir bakış yapmak lazım. İdarecilerin, siyasilerin yalancı olmaması için önce toplumun sıdka, doğruluğa, yalancı olmamaya ihtiyacı vardır. Tabandan tavana doğru bir tedavi yolu ki zaten bizim hizmet olarak da temel prensiplerimiz böyle cereyan ediyor. Temel anlayışımız budur. Burada üstadın bir zerafeti var. Sıdkın kalkması demek, yalanın yaygınlaşması demek. Sen yalan söyledin, yalan söylüyorsun demek başkadır. Doğru söylemiyorsun demek başkadır. Aynı manaya gelir. Ama birisi biraz daha zarifçe, karşı tarafı tahkir etmeden, onun için üstad cümleleri müsbet manada kullanarak bir irşat yolunu tercih etmiştir. Sıdkın kalkması demiş. Hoca Efendi de hilaf-ı vaki bir söz. Hilaf-ı vaki de yine yalan söz demektir aslında ama
Fakat tabir olarak biraz daha zarif, karşı tarafı kırmadan bir ifade. Bu üçüncü kelimede anlatılan sıdık meselesi, bu meseleye girmeden önce bazı kaynaklar vermek istiyorum. Bunun üstünde ısrarla durmak istiyorum. Risaleleri risalelerle anlamaya çalışmak. Risale-i Nur'un özeti, mektubatın arkasındaki hakikat çekirdekleridir. Bu kaynakları lütfen not edin. Hakikat çekirdeklerinden 49. madde. Aslında tüluatın sonunda biraz daha genişçe ele alınmış. Bir tane sıdık harman yalanları yakar. Bir harman yalanları yakar. Bir tane hakikat bir harman hayalata müreccahtır. La yelzemu min lüzumi sıdkı külli kavlin kavlu külli sıdkın. Yani her sözün doğru olmalı. Fakat her doğruyu söylemek doğru değildir. Yani doğruları da hangi ölçüler içerisinde, nasıl, nerede, ne miktarda söylememiz lazım geldiği mevzusunda burasını bir özetle ifade etmiş. Bu hakikat çekirdeklerinin biraz daha geniş açılımı sözlerin arkasındaki lemaattadır. Burada da yalan bir lafz-ı kafirdir başlığında meseleyi ele almış. Yalan bir lafz-ı kafirdir. Her yalan söyleyen kafir olmaz. Ama kafirler yalan söylerler. Yalan söz vasıf olarak kafirlerin vasfı oluyor. Burada da şöyle bir ifade, açıklama var. Bir tane sıdık yakar milyonla yalanı. Bir tane hakikat yıkar kasra hayali. Sıdık büyük esastır. Bir cevher-i ziyalı. Yeri verir sükuta, eğer çıksa zararlı. Konuştuğumuz zaman kendimiz zararlı çıkacaksak veya etrafımız, çevremiz, hizmet, dava zararı görecekse bu defa sükut etmeliyiz, susmalıyız. Yalana hiç yer yoktur, çenden olsa faydalı. Her sözün doğru olsun, her hükmün hak olmalı. Lakin hakkın olamaz, her doğruyu söz etmek, bunu iyi bilmeli. Huzme safe ve da'me keder. Yani duru ve saf olanı al, karışık ve bulaşık olanı bırak. İbn-i Düreyd El-İştikak'ta, Zemahşeri Esasül Belaga'da, Zebidi de Tacül Arus'ta bu sözü nakletmiş. Düstur olarak nakletmişler. Ve bunun sonucu olarak da güzel gör, hem güzel bak, ta güzel düşünmeli, güzel bil hem güzel düşün, ta leziz hayatı bulmalı. Bunu Hüsnü Zan, Emel, Ümit bahsinde bu paragrafa dikkat çekmiştik. Son paragraf, hayat içinde hayattır Hüsnü Zan'da emeli, sui zanla yeistir saadet muharribi, hem de hayatın katili. Bunu bu yalan sözden sonra üstadın ifade etmesi de, yalan söz zamanla toplumda kargaşa ve sonra suizanlar, hüsnü zanları kırarak suizanlara ve sonra toplumda güvensizliklere sebebiyet veriyor. Yani toplumun alabora olması ve çöküşünün altında pek çok faktörler var. Ama bunların en başında yalan söz var. İşte zaten Hutbe-i Şamiye'de okuduğumuz az önceki paragrafta da tekrar ediyorum şimdi bu üçüncü kelime ki bütün hayatımdaki tahkikatımla ve hayat-ı içtimaiyenin çalkalanmasıyla hülasa ve zübdesi bana kat'i bildirmiş ki sıdık İslamiyet'in üssül esasıdır. Yani sıdık olmayınca İslam adına diğer temel ölçüler, temel fikirler, esaslar da yıkılır demek.
Sıdık İslamiyet'in üssül esasıdır. Ulvi seciyelerinin rabıtasıdır. Sıdık gittiği zaman doğruluk ulvi seciyeler de gider. Yalan bütün seciyeleri tahrip eder. Burada şöyle bir önemli hususa temas etmeliyim ki peygamberlerin iki ana vasfı vardır. Bir asli vasıfları ki bu tebliğdir. İkincisi ikinci planda yani lokomotif değil de vagonlar mesabesinde olan vasıfları sıdık, emanet, ismet ve fetanet diye sayılan peygamberlerin asli vasfı olan tebliğin yerine ulaşabilmesi için ikinci ana vasıf sıdık. Peygamberler doğru sözlü, özünde doğru, kademe kademe bunları ayetlerle bağlantılı açabilirim aslında. Özünde doğru, sözünde doğru, fiillerinde doğru ve sonra diğer yakın etraf çevre ile onlarla münasebette doğru, insanlığa karşı doğru ve en nihayet hakka karşı da doğru. Doğruluk kalp merkezinden başlayarak kademe kademe bütün alemi ve varlıkları içine alır. Merkezden muhita. Ama bu doğruluk çökünce diğer insandaki diğer güzel hasletler de gider. Peygamberler de sıdıktan sonra eğer sıdk olmasa emanet olmaz. Kimse güvenmez ki ona yalancı. Kimse güvenmez ki bunun aklı var, fetaneti var. Kimse güvenmez ki o adama bir de emanete emanet, fetanet, ismet yani yalan söyleyen günaha da girdiği için o yalancı olanların diğer sıfatları da çöker. Onun için burada ifade edilen bu hususlar oldukça derin. Bu cümleleri tekrar ediyorum şimdi. Sıdık İslamiyet'in üssül esasıdır. Ulvi seciyelerinin rabıtasıdır. Bunların her birisi bir kitap başlığı. Ve hissiyat-ı ulviyesinin mizanıdır. Eğer doğru söylemiyorsa o noktada dengesini kaybetti ise diğer karakterlerinde, huylarda, dengeleri, ahlakında dengeleri de kaybolacak. Öyleyse hayat-ı içtimaiyemizin esası olan sıdkı, doğruluğu içimizde ihya edip onunla manevi hastalıklarımızı tedavi etmeliyiz. Risalelerden bir kaynak daha vermek istiyorum. Sıdkın zıttı kizptir. Küfürle iman gibi, zulmetle nur gibi. Evet ve kizip münafıkların birinci alameti olarak sayılmıştır. İşaret-ül İcaz'da ilk 5 ayet Bakara suresinde birinci ayette Kur'an-ı Kerim Elif Lam Mim'le beraber ikinci ayette, iki ayette kendisini methediyor. 3-4-5 müminleri vasıf amel ve akıbetleriyle söylüyor. 6-7 ayetlerde kafirleri vasıflarıyla, amelleriyle ve lehum azabun azim ile akıbetleriyle söylüyor. Ve şimdi geldi münafıklar bahsine. 8. ayetten itibaren ve minennâsi men yekûle âmennâ billah'ten itibaren münafıkları anlatırken de münafıklığın birinci alameti olarak bimâ kânû yekzibûn. Sürekli yalan söyleyip durdukları için onların hakkı sadece çok acı, onların hakları sadece çok acı bir azaptır. Meali münifi kısaca. Yalancılık münafıklığın vasfı olarak sayılmış. Burada üstad yalancılığın çirkinliğine vurgu yaparak sıdkın lüzumuna dikkat çekiyor aslında. 7. cümleyi teşkil eden bimâ kânû yekribûnenin veçi irtibatı yani bir önceki ayetlerle bağlantısı münafıkların mezkür cinayetleri arasında azap kelimesinin yalnız kizbe tahrik edilmesi yalan söyledikleri için azap
münafıkları cehenneme atan pek çok faktörler var aslında, azaplarını gerektiren. Ama burada yalan söyledikleri için azap edilecekler. Ayetteki yekzibüne bağlanmış. Böyle bağlanması kizbin şiddeti kubuh ve çirkinliğine işarettir. Bu işaret dahi kizbin ne kadar tesirli bir zehir olduğuna bir şahidi sadıktır. Az bir zehir bazen insanı öldürebilir. Bir yalan da bazen insanın pek çok duygularını öldürebilir. O ana kadar kazandığı ne kadar itimat ve güven varsa onları da çökertebilir. Şimdi cümle cümle kizbin felaketine dikkat çekiliyor. Zira kizip küfrün esasıdır. Kizb nifakın birinci alametidir. Kizb kudreti ilahiyeye bir iftiradır. Kizb hikmet-i rabbaniyeye zıttır. Ahlak-ı aliyeyi tahrip eden kiziptir. Alemi İslam'ı zehirlendiren ancak kiziptir. Alemi beşerin ahvalini fesada veren kiziptir. Nev-i beşeri kemalattan geri bırakan kiziptir. Müseylemetül Kezzab ile emsalini alemde rezil ve rüsva eden kiziptir. İşte bu sebeplerden dolayıdır ki bütün cinayetler içinde tel'ine, tehdide tahsis edilen kiziptir. Yani münafıkların cehenneme gitme baş sebebi olarak burada kizipleri, yalan söylemeleri ifade edilmiştir. Onun için bu cümleyi tekrar ediyorum. İşte bu sebeplerden dolayıdır ki bütün cinayetler içinde tel'ine, tehdide tahsis edilen kiziptir. Bu ayet insanları, bilhassa Müslümanları dikkate davet eder. Dedikten sonra bir soru ve cevap var ve bu soru ve cevap üstünde çok durmak lazım. Bugün siyasal İslamcılar da böyle bir hadis-i şerife dayanarak, yani harp bir hud'adır, hiledir, yalan söylenebilir. Yalan söyle söyle, hep böyle sahtekarlık yap vesaire. Sual, bir maslahata binaen kizbin caiz olduğu söylenilmektedir. Öyle midir? Bir maslahat, üç yerde hadis-i şerifte bir arası açılmış karı kocanın arasını bulmak için. Küsmüş iki mümini barıştırmak için. Bir de harpte düşmana karşı onu mağlup etmek için kizbe, yalana ruhsat verilmiş. Üstada soruyorlar ki öyle mi? Cevap, evet. Kat'i ve zaruri bir maslahat için bir mesai şer'i vardır. Kat'i ve zaruri bir maslahat. Ama bu maslahat anlayışı suistimalata açıktır günümüzde. Fakat hakikate bakılırsa maslahat dedikleri şey batıl bir özürdür. Zira usulü şeriata takarrur ettiği veçiyle mazbut ve miktarı muayyen olmayan bir şey hükümlere illet ve medar olamaz. Yani hangi zarurete binaen ne kadar yalan söyleyeceksiniz? Bu çok belli değil ki. Suistimalata açıktır. Üstadın eski Said dönemine ait bir cümlesini hatırladım. Ve bunu da Facebook'a yazmıştım. Üstad diyor ki böyle yozlaşmış Müslümanlık yaşayanlara dinde ruhsat adı altında, ruhsatlar üstüne ruhsatlardan istifade kapısı açmak, dini yaşanmaz hale getirmek ve Müslümanları laubali hale getirmektir. Biraz burada o mana da var. Zira usulü şeriatta takarrur ettiği veçile mazbut ve miktarı muayyen olmayan bir şey hükümlere illet ve medar olamaz. Çünkü miktarı bir hat altına alınmadığından suyu istimale uğrar. Bu ruhsattan herkes yalan söyler. Mahaza bununla beraber bir şeyin zararı menfaatine galebe ederse, üstad bu kapıyı kapıyor. Yani
üç yerde yalana tarizi olarak, işari olarak da cevaz verilmesini zaman bu hadisin hükmünü neshettiğini söylüyor. Yani bizim için her şartta yalan söyleme kapısı kapanmıştır. Çünkü zararı çok, menfaatinden fazla. Bu da bir usul prensibi. Her şeyin zararı menfaatine galebe ederse o şey mensuh ve gayri muteber olur. Maslahat o şeyi terk etmekle olur. Evet. Alemde görünen bu kadar inkılaplar ve karışıklıklar zararın özür telakki edilen maslahata galebe etmesine bir şahittir. Fakat kinaye ve tarih suretiyle, yani gayri sarih bir kelime ile söylenilen yalan kizipten sayılmaz diye yine de bir ruhsat vermiş, ama bu mevzuda da yukarıdaki ölçüler esastır. Ne demek kinaye ve tarih suretiyle? İşte İbrahim Aleyhisselam'ın, ki o deyince İbrahim Aleyhisselam kendisini kastetti gıyabında, ama onlar puta anlattılar. Bu tarizi bir şeydir. Mesela bir şeyhin evine çok ziyaretçi geliyor. O da ne zikrini yapabiliyor, ne evradını. Hep gelenlerle oturacak. Müridine diyor ki kapıdan gelen olursa elinle işaret et. Burada şeyh yok de. Eline işaret ettiği yerde yok şeyhi. Onlar anlıyor ki evde yok. O gün geri dönüyorlar. Tarizi bir şey. Bu bile suistimalatı açık olabilir. Üstad kinayi tarzda buna cevaz vermiştir. Efendimiz Aleyhisselam'ın da böyle bir şeyi var. Bedir'den önce Mekke'den gelen düşman hakkında bir tahkikat yapmak istiyor Efendimiz. Bir heyette daha ilerlere doğru gidip Mekke'den gelen o büyük ordu, müşrik ordusu hakkında tahkikat yapacak. Bir su kuyu başında bir bedevi görüyorlar. Efendimiz ona soruyor, siz nereden geldiniz? İşte bu taraftan gelen bir heyet var mı Mekke'den? Valla bir ordu geliyor diyor. Efendimiz'i tanımıyor adam. Sayıları kaçtı diyor. Adam sayıları hakkında da bir malumat veremiyor. Bir yerde konakladıkları zaman kaç deve keserlerdi? Adam diyor ki 10 deve kesiyorlardı. Efendimiz diyor ki 10 deve. Bir deve 100 kişi yese demek bunlar 1000 kişi. Neyse, gerekli istihbaratı yaptıktan sonra gerisin geriye dönerken adam diyor ki ya siz kimlerdensiniz? Kimlerdensiniz? Bir de sizi tanısak hani. Siz kimlerdensiniz deyince Efendimiz nahnu mimme'in diyor. Biz sudanız diyor. Yani sudan, Allah bizi sudan yarattı ya. Adam da zannediyor ki bunlar sudan. Sudan diye bir kabileden yani. Kinayi ve tarih suretiyle. Hülasa, yol ikidir. Ya sükut etmektir. Konuştuğunuz zaman doğru söyleyeceksiniz veya susacaksınız. Çünkü söylenilen her sözün doğru olması lazımdır. Veya sıdıktır. Ya sükut ya sıdık. Şimdi sıdıkla alakalı temel cümlelere bak. Çünkü İslamiyet'in esası sıdıktır. İmanın hassası sıdıktır. Bütün kemalata isal edici sıdıktır. Ahlak-ı âliyenin hayatı sıdıktır. Terakkiyatın mihveri sıdıktır. Âlem-i İslam'ın nizamı sıdıktır. Nev-i beşeri Kabe-i kemalata isal eden sıdıktır. Ashab-ı kiramı bütün insanlara tefavvuk ettiren sıdıktır. Muhammed-i Haşimi aleyhisselam meratib-i beşeriyenin en yükseğine çıkaran sıdıktır. Kizip'le alakalı kaç cümle söylediyse def-i mazarrat olarak, sıdıkla alakalı da celbi menafi olarak o kadar cümle söylemiş, simetrik olarak. Burada dikkatimi çeken birkaç cümle daha var. Eshab-ı kiramı bütün insanlara tefavvuk ettiren sıdıktır. Müseylemetül kezzabı rezil eden kezzap, çok yalancı olmasıdır. Hazreti Ebu Bekir-i Sıddık'ı peygamberlikten sonra birinci makama çıkartan da onun sıddık olmasıdır. Değerli kardeşlerim, Üstad Hazretleri bu hususu 27. sözün
İçtihat bahsinde genişçe anlattığını görüyoruz. Yani sahabe-i kiramın faziletine dair olan bir bölüm var. 27. sözün arkasında. Sahabe-i kiramın bu fazileti nereden aldığı, ne yaptılar, ne ettiler de öyle en büyük veli bile sahabe-i kiramın seviyesine ulaşamadı. İşte bunu anlattığı 27. sözün zeyli sahabeler hakkındadır. Enbiya'dan sonra nevi beşerin en zirvesinde sahabe var. Burada sahabe-i kiramın faziletlerini sayıyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın sohbetlerinde insiva, incizap, inikas, nazar ve himmet olarak Efendimiz'in sohbetlerindeki beş hususiyete dikkat çektikten sonra sahabe-i kiramı yücelten hemen ikinci sebebinde ise sahabe-i kiramın sıdıkta çok ileri gittiklerine dair meseleyi anlatıyor. Sahabe-i kiramın çarşısında sıdık satılıyordu. Yani işareten bile yalan söylememeye çok azami gayret sarf eden sahabe-i kiram ve ayrıca Müseylemetül Kezzab'ın da burada ne kadar kezzap olduğuna dikkat çekiliyor. Ve bu mesele burada ısrarla anlatılan bir husustur. Şöyle okumak istiyorum burasını az bir miktar. O zaman da yani sahabi döneminde o inkılab-ı azim-i İslami'de hayır ve hak bütün güzelliğiyle şer ve batıl bütün çirkinliğiyle görülmüş ve maddeten hissedilmiştir. Şer ve hayır ortasında öyle bir ayrılık ve kizif ve sıdık mabeyninde öyle bir mesafe açılmış ki yani baktığınız zaman Müslümanlara sıdıkta ayrılıyor yani. Kafirlerde, kizipte, altta, aralarında çok büyük bir ayrılık var. Küfür ve iman kadar belki cehennem ve cennet kadar beyinleri uzaklaştı. Kizip ve sıdkın. Kizip ve şer bütün batılın dellalı, kizip ve şer ve batılın dellalı ve numunesi olan Müseylemi-i Kezzab ve maskaraca kelimeleri olduğundan fıtraten hissiyat-ı ulviye sahibi ve maali ahlaka meftun ve izzet ve mübahayata meyyal olan sahabeler elbette ihtiyarlarıyla kizip ve şerre ellerini uzatıp Müseyleme derekesine düşmemişlerdir. Sıdık ve hayır ve hakkın dellali ve numunesi olan Habibullah Aleyhisselam'ın âlâ-yı illiyyin-i kemalatındaki makamına bakarak bütün kuvvet ve himmetleriyle o tarafa koşmak muktezai seciyeleridir. Burasını aşağıya doğru okumanız lazım. Sahabe-i kiramın büyüklüğünü anlatan burada ikinci sebebi tamamen bu işe tahsis edilmiş ve bu sebepler içerisinde en geniş, en uzun anlatılan yerde burasıdır. Sahabe-i kiramı âlâ-yı illiyyin-i insaniyete çıkartan sıdık. Sahabe-i kiram içinde de Hazreti Ebu Bekir'i de en zirveye taşıyan sıdık ötesi, sıdık sahibi olması, Müseylemetül Kezzab'ı da aşağıların aşağısına indiren kezzap olmasıdır. Kısaca şunu da ifade etmek isterim ki, kezzap kelimesi deccal manasınadır. Deccal, kezzap manasınadır. Yani sürekli yalancı, mübalağalı ismi fail, kezzap, deccal. Yani nefsine karşı yalancı, fiillerinde yalancı, diğer insanlara karşı yalancı, Allah'a karşı yalancı, Allah'a iftira etme, yalan olarak Kur'an'da anlatılır. Neticede yalancı, deccal. Deccaliyet devrini hazırlayanlar da yalancılardır. Bir idareci ne kadar çok fazla yalan söylüyorsa
O nisbette Deccal'la beraber ya da kendisi Deccal demektir. Deccaliyetin şerrinden bizi kurtaracak ana kalkan da bizim sıdka ve doğruluğa sarılmamız, özümüzde doğru, sözümüzde doğru, fiillerimizde doğru, ahlakımızda doğru, çevremize karşı doğru, en nihayet Allah'a karşı bütünüyle doğru yaşamak. Bu da bizi kurtaracak en önemli, deccaliyetten kurtaracak en önemli vazifemizdir. Bir kaynak daha vererek sonra burasını devam ettireceğim. Değerli arkadaşlar, bu sahabe-i kiramın fezailine dikkat çeken 7. lema. 7. lemanın arkasında 2 hatime var. Orada da sahabe-i kiramın da kendi arasındaki fazilet derecelerine dikkat çekilir. Ayetin ayetle tefsiri, ayetlerin müstetbaatı, müstetbaatü terakibi anlatılır. Ve orada yine üstad sıdka çeker, dikkat çeker. Tetimme olarak, birinci tetimmede ve lehedeynâhum sıraten müstakime ve men yuti'illâhe ve rasûle fe ulâike ma'allezîne en'amallâhu aleyhim minennebiyyinden sonra ve sıddîkîne Hazreti Ebu Bekir'i sıddîkin sıddîk olduğu için yukarıya çıkmasına burada sıdka dikkat çekiyor. Bu tetimmeye ikinci bir izah olarak mesela yine farklı bir ayetle ele alınmış Nisa suresi 68-69. Ayetlerde Allah'ın nimetine mazhar cemaatler sayılırken فَاُولَٰئِكَ مَا الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّب۪ينَ Nebilerden en başta Efendimiz ve sıddıkın, sıddıkların da başında Hazreti Ebu Bekir'i sıddık, Allah'ın nimetine mazhar olabilmek için de sıddık olmak lazım. Burasını genişçe okuyamadım. Birinci ve ikinci tetimmeleri 7. lemanın ahirinde okursanız, bütün bunları risalelerde geçen kizif ve sıdık bahislerini özetle sunduktan sonra tekrar buraya dönüyorum. Ama risalelerde baktım, bu sıdık mevzusu çok geniş anlatılmış. Yani sözlerde bilmem kaç defa geçiyor, 10. sözde. Bir de 19. mektubun 7. nükteli işaretinde geçiyor. 3. lemada sahabenin bilerek kizbe tenezzül etmediğine dikkat çekiyor. Tabi en geniş izah Hoca Efendi'nin Sonsuz Nur kitabının içinde 1. cildinde peygamberi peygamber yapan 5 tane sıfat var. Bunları ikiye de taksim etmişler. Asli sıfatlar, fer'i sıfatlar. Asli sıfat tebliğ, fer'i sıfatlar geri kalan 4 tanesi. Ve hepsini bir bütünlük içinde ele alıp işte bu peygamberi peygamber yapan sıfatlardan tebliğden sonra 1. sıfat sıdık sıfatı Sonsuz Nur 1. cilden 117'den 192'ye kadar bu mesele anlatılmış, misalleriyle mutlaka okumalısınız. Meseleyi bütünleştirmek hem risale hem hocamızın anlattıklarıyla. Elbette kalbin zümrüt tepeleri 1. cilt 158. sayfada bu hususlara ayrıca bir tasavvufi neşve içinde de dikkat çekilmiştir. Şimdi tekrar 3. kelimenin başından almak istiyorum. 3. kelime ki